Uzatalım, oradan sporcularımızdan da görüşleri almaya devam edelim. Eda, maç sonrası çok mutluyum demiştin. İlk şampiyonlukta senin blog sayınına gelmişti. Yine dün de son sayı bir kez daha jeneriklere gerçekten özellikle tam klip olacak görüntülerdi. Hem sezonu hem işte Vakıfbank Güneş Sigorta ile olan farklı platformlarda olan bu savaşı ve bu kupa sana neler hissettiriyor şu anda? Dediğiniz gibi jenerik olacakmış hakikaten. Kendimi izlediğimde gördüm. Blok'tan sonra Turgay abi tutmasa ben herhalde salondan dışarı çıkacakmışım. yine 3 senede 3. şampiyonluğumu yaşadım bu güzel kulüpte. Tabii ki de çok mutluyum. Bu sezon bence geçmişteki 2 sezona göre çok daha zorluydu. Hem sezon içindeki yoğun tempo ve psikolojik savaş olsun, hem de finallerin zorlu geçmesi. Ama sonucunda kupayı burada şu an kutluyor olmak çok büyük bir mutluluk. Final serisinde hakikaten Vakıfbank Güneş Sigorta dirençlerini hiçbir zaman bırakmadılar. Ama 3-0 kazanmak böylesi güçlü bir takıma karşı tabii ki de çok önemli, çok büyük bir başarı. Kutluyorum arkadaşlarımı. Söylenecek çok şey var ama hani şu an burada sadece şampiyonluk kutladığımız için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Taraftara da çok teşekkür ediyorum. Dün yine çok muhteşemlerdi. Hiç seslerini kısmadılar. Çok güzeldi. Biz de dün çok güzel eğlendik. Maçtan sonra da. Evet. O da çok güzeldi. Evet, süper. Tamamıyla şu an üzerimden çok büyük bir yük kalktı. Rahatlamış hissediyorum. Aynen, çok rahatlamış hissediyorum kendimi. Tabii biraz yorgunum ama bunlar tatlı yorgunluklar. Mutlaka. Orada tabii kişisel de bir ödülün var. En iyi smaçör ödülünü Evet, en iyi smaçör ödülünü verdiler bana. Nasıl? Teşekkür ediyorum. Ben sonra düşündüm ki, dedim evet. ki, şimdi benim genelde smaç yüzdelerim yüksek çıkıyor. Evet. Tabii kendimce tabii, bilmiyorum nasıl tabii değerlendiriyorlar ama. Yani, genelde benim hücum yüzdelerim yüksek çıkıyor. Tahminimce ona göre vermiş olabilirler. Ya da hani Eda'ya bir en iyi ödülü vermemiz lazım, hangisi olsun da demiş olabilirler. Seçilere uygun yani. Bilemiyorum yani ama teşekkür ediyorum kendilerine. Mutluyum, hakikaten mutluyum. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Belli oluyor, gözlerimden okunuyor. Aylin abla, siz evet. Eda'ya bir şeyler söylemek ister misiniz? Sezon boyu yine en çok konuştuğumuz evet. oyunculardan biri. Tabii ki. Ben onlar tabii Naz'la çok alışıklar. Hep tabii, onu konuşuyoruz. Gözü kapalı birbirleriyle anlaşabilirler diye düşünüyordum. Son bir iki maçta biraz böyle bir şeyler oldu ama yani paslarda anlaşamamak, ya biri erken çıktı ya öbürü daha uzun kısa falan bir şeyler. Bunlar tabii ki olur. O maçlarda, son maçlarda bakıyorum da o heyecanı, o stresi kaldırmak ne kadar tecrübeli olursa olsun çok zor. Ama çok güzeldi her şey. Yani orta oyuncularımız, hepsi oynayanlar iyi top geldiğinde, ki bu bizde biraz zor oluyor. Bizim bana göre en büyük açığımız servis karşılamada hala istediğimiz seviyeye erişemedik. Buna rağmen şampiyon oluyoruz. Ama bana göre tek açığımız bu. Çok iyi servis atıyoruz. Çok iyi hücum ediyoruz. Hücumda zaten hiçbir sıkıntı yok. Kime? Naz da vurabilir. Yani iyi top alsa, birinci top ona gelse onu da vurabilir. Herkes çok iyi bu konuda. Onda bir sorun yok. Bir tek servis karşı. Ama bloklarımız çok güzel yerleşiyor. Ama dağıldığı zaman her şey dağılıyor. Benim tek sıkıntımız servis karşılamada oluyor. Aynen. Manşet, ay tamam ama diyorum yani tek sorun bu idi bütün sene boyunca, diyorum beni rahatsız eden bir şeydi ama netice evet kapattık ama her kapattığımız şeyin, iyi şeyin ardından da bence kazanıldığı zaman bir takım şeyleri konuşmak gerekir, kaybedildiği zaman zaten artık bunun konuşacak yeri kalmıyor yani. Maçı seyredin, onun için eşit. Onlar da çok iyi manşeti olan, çok iyi bloğu olan oyun. İki sette onlar çok kötü çöktüler. Demek yani ki bu voleybolda oluyor yani. Tabii, İki tarafta çok ben istiyor. Ben bu maç için konuşmuyorum Violet. Ben senin genel için olarak konuştum. Evet, doğru. Yani bizim mesela orta oyuncularımızın orta oyuncularla oynanmamasının fazla şeyini, bunu konuşuyoruz. Eda olduğu için yani problem. Neden? Naz'a iyi top geldiğinde tabii ki ortayı kullanacak. Çünkü en kolayı bu. Ortada hemen bir kısa top atsa blok tekli bir defa. Yani ortada hücum çok rahatlıyor ama
Bizim diyorum başka hiçbir sorunumuz olmadı bu sene. Tek sorunumuz buydu. Ama orta oyuncumuzun, burada da bir şey var şurada görüyorsun. Orta oyuncumuz en iyi smaçör seçiliyor. Bu da bence bunu istatistik antrenörüne sormamız gerekiyor. Bence bunlar istatistiklerden seçiliyor. Değil mi? İstatistiklerden seçiliyor. Evet. Tamam. O zaman demek ki orta oyuncumuz da aldığı toplar onunla ilgili. Zaten ne kadar top Eda'da almış, ne kadarını öldürmüş. O zaman çelişkiye düşüyoruz. Öyle mi? Yani. Yakın konuşalım. Manşet aldığımız zaman daha çok ortadan oynayabiliriz. Evet. Onun için de çelişki düşür sizin söylediğinizde yani. Hayır ama şöyle bir şey var bir de burada Mert. Şimdi alınan top sayısı. Şimdi Skowronska 20 tane top alır. Onunu öldürür ama Seda Eda 6 top alır. 6'sını da öldürür. İki maçında bir önceki maç 14 tane top almıştı. Bu maç 18 tane top aldı. Tamam işte yani ben bana gelenler hepsi gelmediği için elime gelenler de öyle çok top öldürdü onu gördüm. Set geldiği için size Aylin abla orada da bir şeylik oluyor. Maç geneline bakıldığı zaman tam farklılık oluyor arasında. Evet. Evet ama neticede yani çok güzel bir ödüldü. Hani bana uygun görmüşler diyor seçmişler bana bir şey verilecek değil yani bu istatistiklerle çıkan bir şey. Tabii ki ben de, tabii. Onu söylemek istiyorum yani. Zaten yüksek çıkıyor. Aslında. Evet. Anlaşabildiğimiz zaman. Tabii ki. Hani çoğu topu öldürebiliyorum. Bir orta oyuncuya göre hücum yönüm çok tabii. Yüksek. Hayır nasıl bir orada şimdi konuşuluyor. Nasıl oldu orta oyuncu falan bizim kulağımıza geliyor etrafta. Dedim bunun çok örnekleri var. Gioli Avrupa. Evet. Ben de Gioli örnek verecektim ama söylemek istemedim. Yani bu iş böyle. Bir kez daha tebrik ediyoruz bu özel ödülden dolayı. O zaman Luba'yla devam edelim.